Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel incir kurabiyeler yaptım. Şekil olarak da incir, ayrıca içinde de incir ve ceviz var. Kurabiyesi de kıyır kıyır, gerçekten çok lezzetli oluyor. İncir şeklini sadece bir poşetle verdim. Yapılışı da çok basit, pratik bir şekilde hızlı hızlı yapabilirsiniz. Pişen kurabiyelerin üzerine çok az miktarda pudra şekeri serpiyorum. Bu güzel videonun yapılışını videonun devamında izleyebilirsiniz. Kurabiyenin önce iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun içinde 8-10 adet kuru incir. Bunları şimdi küçük küçük doğramam gerekiyor. Küp küp doğrayalım. Bunların hepsini küçük küçük doğradık. Onları şimdi tencereye alıyorum. Bunlar zaten pişerken güzelce yumuşayacaktır. Şimdi diğer malzemeleri de ekliyorum. Yarım su bardağı su. Böyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı. Ve 2 yemek kaşığı şeker. Şimdi bunları ocağa koyuyorum. Kısık ateşte güzelce yumuşayana kadar pişiriyoruz. Soğuduktan sonra da içine 1 çay bardağı ceviz ekleyeceğiz. Şimdi kurabiyemizin hamurunu yoğuruyoruz. Bunun için 200 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet de yumurta ekliyoruz. Unu eklemeden önce böyle bir karıştıralım. Öncelikle 4 bardak un ekledim. 200 ml bardakla 1 pakette vanilya ekliyorum. Bu tarifte çok soruluyor kabartma tozu var mı diye. Kabartma tozu koymuyoruz. Sadece vanilyayı ekledim. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Yarım bardak daha ekledim. Toplam 4,5 su bardağı un eklemiş oldum. Genelde zaten bu tarif 4-4,5 bardak arası alıyor ama yumurtanın büyüklüğünden, onun markasından ufak tefek miktar değişebilir. Yine siz kontrollü ekleyin. Şimdi şekil verme kısmına geçiyorum. Hamurların hepsini mümkün olduğunca aynı büyüklükte yaptım. İncirler de soğumuştu. Cevizle karıştırıyorum şimdi onları. Kurabiyemizin iç malzemesi. Görüntüsü incir. İçinde de bol miktarda incir ve ceviz olacak. Belki daha önce görmüşsünüzdür. Bu kurabiyelere poşetle şekil veriyorum ama poşetin biraz kalın. Kalın olunca daha güzel şeklini veriyor. Boyasız kısmını kullanacağım. Önce poşeti güzelce yıkıyoruz. Kuruladıktan sonra böyle hamuru elimizle biraz açıp karışımdan ekliyoruz. Böyle elimizle yukarıya doğru katlayalım. Alt kısımları biraz tombul oluyor. Böyle biraz yukarıya doğru elimizle çektirebiliriz. Yamuk olan kısımları böyle çok hafif elimizle düzelttikten sonra hepsine böyle incir şeklini veriyoruz. Hızlı bir şekilde kurabiyelerime şekil vermeye devam ediyorum. Daha kolay da bir yöntem buldum. Onu da hemen size detaylı olarak göstereyim. Böyle hafif elimizle açıp içine malzemeye koyalım. Böyle ağzını kapatmadan böyle koyup bu sefer bu şekilde tek hamlede yapılabiliyor. Şimdi sadece yukarıya doğru birazcık elimizle döndürelim. Bu şekilde de yine çok kolay oluyor. Uç kısmını incir gibi çok hafif sivriltebiliriz. Bunları da böyle hazırlamıştım.
Bütün hamurlara incir şeklini verdikten sonra fırınımızı 175 derecede ısıtalım. Kurabiyeleri sıcak fırına göndereceğiz. Biraz kızarmaya başladığı zaman fırından alabiliriz. İncir kurabiyeler artık servise hazır. Bakalım içi nasıl olmuş. Sizlere de yakından göstereyim. İçi bol malzemeli incirli kurabiyelerim böyle oldu. Son halleri de böyleydi. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Videomu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Başka videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın.